İzmir'in Ege'den Türkiye ve Dünya'ya açılan tek televizyonu TV35 ekranlarından hepinize merhaba. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta Ege İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Jack Eskinazi'nin konuyuz. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Gündem oldukça yoğun, özellikle ihracatçıları ilgilendiren yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Bugün zannediyorum MÜSİAD Expo fuarında Sayın Cumhurbaşkanı bir görüşme, konuşma gerçekleştirdi bu konuda. Dün Türkiye İhracatçılar Meclisi heyeti Sayın Cumhurbaşkanı'na bir görüşme gerçekleştirdi, yaklaşık 2 saat süren. Onun öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine bir açıklaması vardı ki hukuk ve ekonomi anlamında ciddi reformlar yapacağız şeklinde bir açıklamalar oldu. Bu da sizin alanınızı oldukça ilgilendiren ve oldukça umut vadeden açıklamalar olsa gerek diye düşünüyorum. Bunların hepsini konuşacağız. Bunun yanı sıra İngiltere'deki durumu konuşacağız, Çin'in durumunu konuşacağız. Biden döneminin sizin sektörünüz olan etkilerini konuşacağız ama ben önce sizin Ege İhracatçılar Birlikleri'nin 10 aylık ihracat performansını alarak başlamak istiyorum izin verirseniz. Mustafa Bey teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı 3 gündür konuşuyor. Temmuz'da da benzer bir açıklamanız vardı sanki, evet. Geçtiğimiz yıla oranla iyi gitti. Evet, çok iyi gidiyor. Senesi oldu yani, yerinde sayma senesi oldu diye kabul edeceğiz. Ama dünyada daha kötüleri var. Biz yine bu kötülerin iyisiyiz. Sizin bildiklerinizin içinde bazı sektörlerde bunu artma söz konusu olduğu söylenebilir mi? Tabii. Özellikle, tarım birliklerinde. Evet. Tarım birliklerinde bir artış genel var. Itibariyle genel baktığımızda, baktığımız zaman bayağı bir eksili kapat durumda şu an. Başkanım yanılmıyorsam aynı zamanda İsveç Yönetim Kurulu üyesiniz. Evet. Üyesisiniz. Bu anlamda bu dönemde az önce de bahsettik, fuarlar iptal oldu. Bu ki sizin sektörünüz için çok önem arz eden bir husus. Ve seyahat kısıtlamaları da gerçekleştirdi. Fakat Ege İhracatçılar Birliği olarak da kısa zamanda güzel aksiyonlar alındı bu anlamda. Sanal fuarlarla ilgili, hibrit fuarlarla ilgili. Başın başında da Canan Hanım gibi bir heyecanlı bir ismin olması da bir avantaj olsa gerek. Çünkü evet. O da gayet heyecanlı ve yeniliklere açık, yenilikleri seyreden, takip eden bir duruşum. 2020 yılı için sürdürülebilirlik yılı ilan ettiniz. Belki de dünya bu pandemiyle tanışmadan önce daha az karbon ayak izi bırakılması, bunun dışında gelecek nesillerin hayatından çalmadan hayatımızı sürdürebilir olmamızla ilgili çok hoş şeyler söyledi. Çok büyük bir tesadüf oldu. Bu pandemi bunun ne kadar önemli olduğunu Ege İhracatçı Birlikleri'nde bunu önceden fark ederek ne kadar duyarlı olduğunu bunu gösterdi. 2020 hedeflerinizi az önce konuştuk, söylediniz. 15 milyar dolara maalesef yaklaşamayacağınız ama 2019 rakamlarını yakalayacağınızı, evet, öngörüyorsunuz bu anlamda. Ki böylesine güçlü bir etkinin yaratıldığı pandemi döneminde bence bu bile bir başarı olsa gerek diye düşünüyorum. Ve ben şöyle devam etmek istiyorum. 2021 yılı için ihracatçı birliklerin öncelikleri ne olacak? İnşallah hani bu pandemiyle mücadelede önemli bir yol alınırsa, sizin de dediğiniz gibi her şey normale döndüğünde sizler de hedeflerinizin çok üstünde başarılara imza atmaya devam edersiniz diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsunuz. Bizim de amacımız. Çin'in başını çektiği 15 ülke, yani en büyük ticaret anlaşmasına imza attı. Evet, evet. Bu anlaşmanın Türkiye yansımalarından içinden bahsettik ama yine dış ticareti etkileyecek olaylardan bir tanesi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı. Açıkladı, her şeyimiz hazır. Avrupa Birliği'nin yapmasını istiyoruz ama Cumhurbaşkanımızın başka şeyleri var. Daha çok var. Anlaşmalara yönelik, evet, iki anlamda. Siz aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi de üyesisiniz, evet, yanılmıyorsam. Evet. Peki bu meclisten o görüşmeye ilişkin bir bülten yayınlandı mı? Yani sizi bir aydınlatıcı bir bir bülten yayınlandı fakat biz erkekler bu konuda birazcık daha savurganız ama onlar daha bereketliler bu konuda. Onun için biz kadın girişimcilerimizi her zaman destekliyoruz. Yanılmıyorsam dün de Girişimci Kadınlar Günü diye, evet, hatırlıyorum. Başkanım, aynı zamanda inşaat mühendisisiniz. Evet. Şimdi pandemi COVID-19 salgınıyla boğuşurken bir yandan İzmir 30 Ekim'de çok büyük bir acı yaşadı. 6.9'luk bir depremle sarsıldık ve 116 kişi hayatını kaybetti ve birçok insan da şu an evsiz, barksız bir durumda. Bütün sivil toplum kuruluşları, belediyeler, herkes adeta hep birlikte bir şeyler yapmanın derdine düştü.
Ege İhracatçı Birlikleri olarak da İzmir'in önde gelen sanayicileriyle birlikte bir projeye imza attınız. Birlikten İzmir doğar şeklinde. Son olarak şöyle bitirmek istiyorum. Evet, başında da söyledik, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi ve hukuk anlamındaki reform niteliğinde bir hamle yapacağına ilişkin bir beklentisi var piyasaların. Bu anlamda tüm dünyanın standartlarına uygun, yabancı yatırımcıların güven duyacağı bir reform yapılabilmesi için, hani bu reformu biraz daha şöyle indirgesek madde bazında, yani ne gerek? Bundan evvel bir sohbetimde bir gazeteci arkadaşla bunu yapmıştık, mütalaa etmiştik. Ben bir şey söyledim, o şaşırdı. Şöyle demiştim, ya Türkiye'nin yapacağı çok önemli bir iş yok. Bakın, yarın tutuklu gazetecileri, bütün dünyası tutuklu gazetecileri serbest bırakın. Hukukun üstünlüğünü kabul ediyorum deyin. Yarın 10 milyar dolar, bir ay içinde de 50 milyar dolar para gelir Türkiye'ye. Türkiye zaten yatırımlarını yapar, önüne açılır dedim. O arkadaş bana reform baktı, bu muydu dedi. Çok basit iki reform yapacaksınız dedim ya. Bunu güven telkin edeceksiniz geldiği zaman buraya yabancının. Ve ben buna hala inanıyorum ve söylüyorum. Türkiye'de hukuk en önemli şey. Az önce sizin verdiğiniz örnek basit bir ceza hukukunun ticarete yansımalarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bana göre. İşte olmaması gereken evet, şeyler. Bu anlamda ben yeni atılımların bu yönde olacağını düşünüyorum. En azından ümit ediyorum. Ben de ümit ediyorum. Türkiye'nin çok kısa zamanda layık olduğu yere ulaşabilmesi için bunların yapılması şart.